Şimdi mescitte şiir okumak caiz midir, değil midir? Bu bahsi alıyor. Diyor ki babu inşaat-ı şiari fil mesacid. Mescitlerde şiir okumak caiz midir, değil midir? Haddesena Yunus kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddeseni Yelleyiz kâle haddeseni Muhammed ibn Aslan en Amr ibn Şuayb en Ebihi an Ceddihi radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha. Peygamber Efendimiz nehiylediler en tünşedel eş'ârı fil mescid. Mescitlerde şiir inşaatını nehiylediler. Mescitlerde şiir okumayın. Mescitlerde Kur'an okunur, ibadet edilir. Ve en yubâ'a fîhî silâh. Eşyalar satılması, camiye getirmiş, eşya satıyor, kitabı koymuş, tesbih koymuş, boku koymuş, mescitte satıyor. Bu da caiz değildir. Ve en yutahallaka fihi kabla salah. Namazdan evvel halkahlık oturmuşlar, konuşuyorlar, ahbaplık ediyorlar. Bundan da nehiyledi. Üç şeyden nehiyledi. Şiir okumak, öteberi satmak, halkahlık oturup ahbaplık etmek. Bunlar da nehiyledi. Kale Ebu Cafer fe zehebe kavmun. Ulemadan bir kısmı zahib oldular. İlâ kerâheti inşâd-i şiâri fil mesâcid. Mescitlerde şiirin inşaatının kerâhetine. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticadi ile dilen بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadisle. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ بِاِنْشَادِ الشَّارِ فِي الْمَسْجِدِ بَاسَ dediler ki şiir inşaatında bir iş yok. Eşya satılmaz. Ehbaplık yapılmaz. Ama eğer İslamiyete yararlı, ahlaka dair, İslami müdafaaya dair bir şiir olursa bu inşaat edilir dediler. اِذَا كَانَ ذَٰلِكَ الشِّعَرِ o şiir olursa مِمَّا لَا بَأَسَ بِرِوَايَتِهِ onu rivayet etmekte beis yok, günah yok. وَاِنْشَادِهِ onu mescid فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ mescidin gayrisinde onu inşaat etsen, rivayet etsen günah olmaz. Öyleyse mescidde de onu inşaat etmek, rivayet etmek beis de, onda da beis yoktur. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ bu mevzide değil de biz başka yerde bunun delilini okuduk. Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik ki اَنَّهُ وَدَعَ لِحَسَّانْ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ Hazreti Hassan'a Resulullah Efendimiz bir minber koydu. Bir kürsü yaptırdı ki çık bunda şiir inşa et. Öyle minber ki yunşidu aleyhi şiir. Onun üzerinde şiir inşa ederdi. Ve bir bu bizim delilimiz caiz olduğuna dair. Ve bima raveynâhu me'a zâlik. Bununla beraber bir rivayet daha var. Min hadisi Hassan radıyallahu anh. Hazreti Hassan'ın kendi fetvasından. Hine merre bihi Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer, Hazreti Hassan'a tesadüf etti. Ve huve yünşidü şi'ara fil mescid. Mescitte şiir inşa ediyordu. Hazreti Ömer geldi. Fezecerehu. Ne yapıyorsun ya Hassan? Mescitte şiir inşa edilir mi? Resulullah Efendimiz men etmedi mi? Diye bağırdı Hazreti Ömer. فَقَالَ لَهُ حَسَّنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Hassan derhal ona cevap verdi. Dedi ki قَدْ كُنْتُ اُنْشِدُ ف۪يهِ شَعَرْ ben mescitte şiiri inşa eder idim. لِمَنْ bir kimseye ki هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ senden hayırlı olan Resulullah Efendimiz'e ben bu mescitte şiir inşa ederdim. Yani sen beni nasıl men edersin? Ben Resulullah Efendimiz'e şiir inşa ederdim. Bunu söyledi. Ve zâlike bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da Hazreti Hassan'ın bu cevabını verdiği vakit onlar da orada hazırdılar. Ve lem yünkir zâlike aleyhi minhum ahad. Hiçbir kimse Hazreti Hassan'a hayır böyle bir şey olmadı demediler. Vardı çünkü herde. Hazreti Ömer de biliyordu bunu. وَلَا اَنْكَرَهُ عَلَيْهِ اَيْذَا وَمَرُوا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ömer'in kendisi de inkar eylemedi. Demek ki Hazreti Ömer unutmuş onu. Birdenbire şehir inşaatını görünce Hazreti Ömer afalladı. Men etti. Şehir olmaz mescitte. Dedi ki ben Resulullah zamanında şehir inşaat ederdim. Senden hayırlı olan Resulullah bana izin vermiş. Dediği gibi Hazreti Ömer şükür etti. وَكَانَ حَدِيثُ يُونُسُ الَّذِي قَدْ بَدَانَا بِسَكْرِهِ فَاَوَّلِ هَذَا الْبَابِ E peki birinci hadisteki Yunus rivayet eyledi diyor ki Resulullah Efendimiz şehir inşaatında nehyetti, şehir inşaat etmeyin dedi. Burada da Hazreti Hasan ben şehir inşaat ederim ve inşaat etti. Hazreti Ömer'e de cevap verdi bu iki hadisi nasıl telif edeceğiz? Diyor ki nehyettiği
rivayet eden hadis. قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَادَ بِذَٰلِكَ شَيْرٍ. Caiz ki Resulullah Efendimiz'in neh eylemiş olduğu şer ile kastetti. اَشْشَارِ الَّذ۪ي نَهَا عَنُوا اَنْ يُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ. Mescitte inşaat edilmesi caiz olmayan şeyerdir. Mescide layık olmayan bir şeyer. Ha, o mescitte okunması caiz değildir. O hangi şeyer ola? هُوَ الشَّيَرُ الَّذ۪ي كَانَتْ Evet. هُوَ الشَّيَرُ الَّذ۪ي كَانَتْ قُرَيْجْ تَهْجُوهُ بِهِ. Kureyş şehrine Resulullah Efendimiz'i hicvederdiler, zemmederdiler. Başkaları da gelir, o Kureyş'in şiirlerini mescitte okurdular. Bak, Kureyş Müslümanlar hakkında, peygamber hakkında böyle demiş, böyle demiş. Resulullah Efendimiz'in nehyettiği bu. Yani onların o kötü sözlerini getirip mescitte okuyup da Müslümanların kulağına ulaştırmayız. Kötü bir şeyi, hatta cemiyetlerde de böyle. Onu unutmak lazım. Hiç zikretmemek lazım. Zikrettikçe, okudukça başkasının da kulağına gider. O da onu ezberler, hatırından da çıkmaz. Kötü söz. Kalbe girer, çıkması da zor olur. Resulullah Efendimiz'in nehyettiği bu idi. Bir bu ihtimal var. Ve yecûz en yekûne huve mineş şiârillezî. Yahut da Resulullah Efendimiz'in nehyettiği ol bir şiirden ki tüebbenü fîhin nisa. Kadınlar zikredilir. Kadınları şöyle sevdi, işte şöyle konuştu, kadınları vesveder. Kadın lefsi olan eşk maceraları zikredilen şiirdir. Ve türze ve tüzreu fihil emval ve türzeu mallar sarf edilir. Yani şiir okur para alacak. Para için şiir bir adam melik oldu mu, halife oldu mu şairler toplanır, şiir okurdular, nimet ederdiler ki para versin onlara. İşte böyle para almak için okunan şiirler. Bir de Resulullah Efendimiz nehyetti ki caiz ki bunlar ula. Ana ma kad zikirnahu fi babi rivayeti şiari min cevabil ensar min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim biz yukarıda bunu zikreyledik. Ensar-ı kiramın cevap vermesinden. Peygamber Efendimiz'in eshabından olan ensarlar cevap verdiler. İbn-i Zübeyir radıyallahu anhu Abdullah ibn-i Zübeyir'e bizalik bunu. Hine enkere aleyhim inşâde şiir havlel Kâbe. Ensar-ı kiram Kâbe'nin etrafında şiir inşa ederdiler. Abdullah ibn-i Zübeyir de geldi onları men etti. Dediler ki men etmeye hakkın yoktur. Biz bu şiirleri Resulullah Efendimiz'in mescidinde inşa ederdik. Hatta Hazreti Hasan için bir minber kürsü yaptırdılar. Buradan Kureyş'e cevap ver dedi. Onun sebebi de Kureyş Peygamber Efendimiz'i şiir ile hicvederdiler. Araplar da şiiri çok severler ve onları ezberlerler. Öyle kabile kabile gider, dağılır, meclislerde otururlar, onları inşaat ederler, okurlar. İyi, bu şiire sen buradan kılıcı çek. Sen burada kılıcı çekmişsen ta 3 günlük yoldaki bir kafirin ağzını mı tutacaksın? Senin burada kılıcını çekmen, tehdit etmen ona fayda vermez ki ya. Onun şiirinin karşılığında şiirle cevap vermek lazım ki o şiir gider. Ta onların meclislerine gider. Onu okurlar, cevaplarını alırlar. Ağızlarının payını alırlar. Onun için Resulullah Efendimiz 3-4 şair var idi. Abdullah İbni Revaha, Hasan İbni Sabit, daha başka bir zat daha vardı. Onlara dedi, onlar geldiler, cevaplar verdiler. Fakat onların vermiş olduğu cevabı Resulullah Efendimiz kafi görmedi. Ondan sonra Hazreti Hasan'a yolladı. Hazreti Hasan geldi, dilini çıkardı kılıç gibi. Benim lisanım dedi, kılıç gibidir, keser atar dedi. Ondan sonra başladı. Peygamber Efendimiz ona da bir kürsü yaptırdı. Çık buradan, millet seni yukarıda görsün. Hazreti Hasan onlara cevap vermeye başladı. Fakat bundan evvel dedi ki, ya Resulallah göreceksen ben Kureyş'i yerin dibine sokar çıkarırım. Dedi ki, sen Kureyş'i zemmedeceksen ben de onlardanım. Vay. Dedi ki yağdan gılı nasıl çekerlerse ben de seni öyle çeker çıkarırım. Onlara öyle cevap veririm. Ruhul Kudüs de seni teyit eder inşallah dedi. O kürsüye çıktı irticaren, yani hazırlıksız olarak başladı. Onlara kaside ile şiirle cevap vermeye 70 beyt Hazreti Cibril onun hatırına getirdi. Hiç haberi değil. 70 beyti Hazreti Cibril hemen hatırına getiriyor, söylüyor. Hemen hatırına getiriyor, söylüyor. Evet. وَقَدْ يَجُوزَ اِذَا يَكُونَ اَرَادَ بِذَالِكِ
Yahut da Resulullah Efendimiz mescitteki şiarden nehyledi. Bununla murad etti. Eşşiarul lezi yâlibu alel mescid. O kadar şiir çok okur ki artık mescide galebe çalar. Ne kimse namaz kılabilir, ne kimse Kur'an okuyabilir. Caiz ki bundan nehyledi. Yani şiir bir tarafta oturmuş birkaç kişi öyle bir mescidin bir kısmında başkalarına zarar yok. Bir de var ki hayır. Ağlabildi yine. O şiiri bağırıyor. Hiç kimse ne Kur'an okuyabiliyor ne namaz kılabiliyor. Caiz ki o şekilde olandan nehyledi. Hatta yekune kullu men fihi evekseru men fihi müteşâgilen bizalim. O kadar çok ola ki o şiir. Mescitteki adamların hepsi yahut ekserisi onunla meşhur ola da ibadet edemiyorlar. Bundan nehyledi. Kemisli ma teevvel aleyhi İbn-i Aişe ve Ebu Ubeyd'in kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim İbn-i Aişe ile Ebu Ubeyd Peygamber Efendimiz'in şu hadisi şerifini böyle tevil ettiler. Hangi hadisini? لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يُرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِيَ اَشْيَارًا. Bunu yukarıda da okuduk ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ. Sizden birinizin içerisinin dolu olması, قَيْحًا irin, yara ile dolu olması, o kadar قَيْح dolu ki حَتَّى يُرِيَهُ, hatta ağzından çıkıp da dışarıya dökülüyor, gösteriyor. O kadar irin dolmuş ki kırtlağına kadar ağzından akıyor irin. Bu şekilde olması hayrun lehu, onun için daha hayırlıdır. Minen yemteli eşyara, şiir dolu olmasından daha hayırlıdır. Bunu böyle dedi. Yukarıda da okuduk ki halbuki bak Hazreti Hassan'a şiir oku, Kureyş'e cevap ver. Hatta Cibril aleyhisselam 70 beyt onun kalbine ilham etti. Bu nasıl olur? Orada caiz, burada caiz değil. İşte bu iki zat Ebu Ubeyd ile İbn-i Aişe tevil ettiler ki yani her şeyi terk ediyor da sırf şiir ile meşgul oluyor. Ne Kur'an okuyor, ne hadis okuyor, ne mesail-i fakih okuyor. Durmadan şiir, şiir, şiirler iyi olsa bile Kur'an'ı, hadisi, fikri hepsini terk etmiş şiir ile meşgul olduğundan dolayı zemmettiler. Onlar öyle dediler. Bu şekilde olması hayırlı değil. Ama biraz Kur'an bilir, biraz hadis bilir, biraz şiir okur, o başka, o caiz. Bunu biz elama kad zekirine zalike anhuma fi gayri hadel mevdi. Bu mevdin gayrisinde onlardan bunu rivayet eyledik. İşte Resulullah Efendimizin de mescitte bu şekilde şiir inşaatını nehyledi. Yani artık mescitte başka bir şey yok. Otursun şiir okusunlar. Ne Kur'an ne bir şey, başka bir şey yok. Onu nehyledi. Feyekûnü şiârul menhiyyü anhu fi hadel hadis. Bu hadiste nehyedilen şiir. Huve khâsun mine şi'ar. Şi'arden bir nev'e khastır. Yani bir kısmına ki ve huve allezî fîhî ma'nen min hâzihil me'ânî selâse elletî zekârnâ. O şi'arda bu üç manadan biri olursa işte o caiz değildir. Üç mana hangisi? Ya kadın lefsi okuyor, var o şi'arda. Kadın lefsini getirmiş camiye sokuyor. Yahut da o şi'arı okuyor ki kendisine para versinler. Veyahut da o kadar galebe çalıyor ki mescitte başka ibadet eden adamları meşgul kılıyor. İşte bu üç manadan birisi olursa bu caiz değildir mescitte. Biz böyle tevil ederiz. Bu şekil, bu üç manadan birisi olmazsa caizdir deriz. Niçin? Hatta la yudâdde zâlik mâ kadre beynâfân Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu hadisi şerif zıddı olmasın. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadise min ibâhati zâlik. Mübah kıldığı da var. Hazreti Hasan'a mübah kıldığı işte ona zıddı olmaya. Ve ma amile bihi ashabuhu min ba'dihi. Ashab-ı kiram da Resulullah Efendimiz'den sonra amel ettiler onlara zıddı olmaya. Yani bu üç mana olmazsa mescitte şiir inşaatında beis yoktur. Fe in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fe izâ kâne kemâ zekert, senin dediğin gibi olsaydı felime kasede ilel mescid, mescide niye kastetti? وَالَّذ۪ي زَكَرْتْ مِنَ الَّذ۪ي هُجِيَ بِهِ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sen diyor ki eğer dediğin doğruysa mescitte inşaat-ı şiir caiz değildir. Bunu niye zikreyledi? وَالَّذ۪ي زَكَرْتْ, sen de zikreyledin. مِنَ الَّذ۪ي هُجِيَ بِهِ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in hicvinden, yani onu hicvedilen şiirler okunmaz dedin.
وَالَّذ۪ي اَبَّنْتَ ف۪يهِ النِّسَى yahut da kadınların zikri olursa, وَرُزِئَتْ ف۪يهِ الْاَمْوَال yahut da mal talebi olursa, mekruhun, bu mekruhtur fi gayril mescid. Mescid-i gayrisinde de mekruhtur. Sen bunları dedin ki, bunlar olursa, mal için olursa, kadın lefsi olursa, Peygamber Efendimiz'in hicvi olursa, mescitte caiz değil. Ne mescidi niye kastettin? Mescid-i gayrisinde de caiz değil. Mekruhun fi gayril mescid. Mescid-i gayrisinde de mekruhtur. وَلَوْ كَانَ كَمَا زَكَرْ eğer senin zikrettiğin gibi ise, لَمْ يَكُنْ لِزِكْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَنَا o vakıtta mescidi zikretmenin manası yok. Peygamber Efendimiz mescitte nehyediyor. Bu ne manası? Senin dediğin olsa, bu üç manadan dolayı şehir inşa edici caiz olmazsa, mescidin gayrisinde de caiz değil. Daha mescidi niye kastettin? Ona cevap veriyor ki, قِيلَ لَهُ ona denilir ki, قَدْ يَجْزِ الْكَلَامُ كَس۪يرًا bazen söz çok defa cereyan eder. Bir zikri manen, bir mananın zikriyle. فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ الْمَعَنَى halbuki o mana olmaz. بِذَٰلِكَ ذَٰلِكَ الْفَتْلِ o fethinde beraber olmaz. اَلَّذ۪ي جَرَى فِي ذَٰلِكَ zikr o zikirle, onda zikredilen o şey dolayısıyla, hüküm dolayısıyla olmaz. Mahsusen ona mahsus olmaz. Yani bir şey zikredilir. Evet. Bir sebep zikredilir, bir mana kastedilir. Ona mahsus olmaz. Ona bir kaide usulüye vardır. قيل له قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا. Dün bir sual sormuştu. Resulullah Efendimiz mescitte şiir inşaatında nehyelemişti. Bu hangi şiirdir? Ona cevap olarak dedi ki her şiir değil. Bir şiir ki Resulullah Efendimiz'i hiciv olur. Yahut dini İslam'ı kötülemek olur. Yahut kadın nefsi olur, ahlaksız bir şiir olur. Yahut da o şiiri söylüyor ki para alsın. İşte bu gibi şiirlerden nehyetmişti. Yoksa İslamiyeti tekliği için, ahlak hasen öğretmek için yapılan şiirler caizdir. Bu şimdi itiraz eden adam diyor ki yok sen böyle dedin ama peki Resulullah Efendimiz mescitlerde şiir inşaatından nehyedildi. Daha mescit kelimesini niye getirdi? Çünkü sualda öyle dedi ki اَيْنْ قَالَ قَائِلٌ فَيْزَا كَانَ كَمَا زَكَرْتَ فَلْمَ قَسَدَ اِلَى الْمَسْجِدِ eğer bu üç türlü şiir söylemekse mescidi niye zikriyledi? وَالَّذ۪ي زَكَرْتَ مِنَ الَّذ۪ي هُجِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bir şiir ki onda Peygamber Efendimiz'in hicvi vardır. وَالَّذ۪ي اُبِّنَتْ ف۪يهِ النِّسَى yahut da bir şiir var ki kadınlar orada zikrediliyor. وَزُرِئَتْ ف۪يهِ الْاَمْوَالِ yahut da orada mallar seçiliyor, veriliyor. Bunlar مَكْرُوهٌ ف۪ي غَيْرِ الْمَسْجِدِ mescidin gayrisinde de mekruhtur. Bu dediklerin mescidde mahsus değil ki mescidin gayrisinde de mekruh caiz değil. Burada Resulullah Efendimiz mescid kelimesini niye getirdi? وَلَوْ كَانَ كَمَا زَكَرْتَ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعْنَى eğer senin dediğin gibi bu üç şiiri söylemek caiz değildir olsa da hadiste mescitte şiir inşaat etmeyin. Bu hadiste mescit kelimesinin manası olmaz. Mescit kelimesi geliyor. Evet, yoksa bu üç türlü şiir ha mescid olsun ha olmasın caiz değil. Daha bu hadiste ise mescitte şiir inşaatından nehyediyor. Yani sen o tarafa hemle edemezsin ki demek istiyor. Ona cevaben deniliyor ki قِيلَ لَهُ ona cevaben deniliyor ki قَدْ يَجْرِ الْكَلَامُ كَثِيرًا çok defa söz cereyan eder. Bir zikri manan bir manayı zikriyle cereyan eder. فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى halbuki o mana olmaz. بِذَٰلِكَ الْحُكْمُ الَّذ۪ي جَرَى فِي ذَٰلِكَ الزِّكِرِ o zikirde cereyan eden hükme olmaz. Ne olmaz? Mahsusen mahsus olmaz. Bazen kelamda bir mana gelir. Fakat hüküm ona mahsus değildir. O manaya mahsus değildir. Nasıl olur? İşte bu da ondandır diyor. Bu mescitte. Mescit kelimesi zikrediliyor. Hüküm nedir? Şiirin caiz olmaması. Şiirin caiz olmaması mescit kelimesine bağlı değildir. Ona mahsus değildir. Diyor. Misal getiriyor. مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ İşte Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri'nin kavli şerifinde var. Estaizu billah ve rebaibukum ullati fi hücurikum min nisaikum ullati dehaltum bihin fe in lem tekunu dehaltum bihinne felâ cünah aleykum.
nikahı haram olan kadınları Cenab-ı Hak beyan ediyor. Onlardan birisi de verebaibikum, sizin rebibeleriniz, ailelerinizin kızları. Bir kadınla evlendin, onun da başka kocasından kızı var. Ona rebibe derler. Bunların nikahı da haramdır size. اَلَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ. Öyle rebibeler, öyle kızlar ki sizin evlerinizde. O kızlar da kimden doğmuş? مِنْ نِسَائِكُمُ اللّٰتِ. Şol kadınlardan doğmuş ki دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. O kadınlarla siz zifaf oldunuz. Sede nikah değil. Nikah olmuş, zifaf olmuş. Zifaf olduktan sonra o kızı alamaz. فَاِنْ لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Yok, o kadınla zifaf olmadınızsa فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ. O kızı almakta beis yok. Kadınla nikah olmuş fakat zifaf olmadan kadını tatlik etmiş. O kadının kızı var, onu alabilir mi? Alabilir. Niye? O kadınla zifaf olmamış. Ama kadınla zifaf oldu mu daha o kızı alamaz. Şimdi hüküm bu. Fakat hangi kızı? Caiz ki o kadının iki kızı var. Birisi anasıyla beraber gelmiş o adamın terbiyesinde. Bir kızı da var, gelmemiş. O da başka bir. Ya dayısının evinde ya başka birisinin evinde. Şimdi bu adam her ikisini de mi alamaz? Yoksa kendi evinde olanı mı alamaz? Burada fi hücurikum kaydı var. Sizin evinizde o kız olursa onu alamazsınız. Ya evinde olmaya? Kadın o kızı beraber getirmemiş. Başkasının evinde duruyor. Onu alabilir mi? O kızıyla anasını bir nikahta cem etmiş olur. Alabilir mi, alamaz mı? Şimdi diyor ki bak buna dikkat et. İster o kız evinde olsun, ister olmasın o kız alamaz. Daha burada hücurikum dedi, sizin evinizde diyor, o mana, o zikir var ama fakat hüküm ona bağlı değil. Haram olmak evde olmaya bağlı değildir. O kelime zikredilir fakat hüküm ona bağlı değildir. فَزَكَرَ الرَّب۪يبَ. Rebibe'yi Cenab-ı Hak zikreyledi. اَلَّتِي قَدْ كَانَتْ فِي حُجُرِ رَب۪يبِهَا. Onu besleyen adamın, yani babalığının evinde olan rebibeyi zikreyledi. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ لَا خُسُوسِيَّتِهَا. Bu evinde olmak hususiyetine bağlı değildir. Evinde olduğundan dolayı nikahı caiz değil. Bu böyle değildir. لَاَنَّهَا كَانَتْ فِي حُجُرِهِ بِذَٰلِكَ الْحُكُمْ. Yani o kadının, o kızın nikahı haramdır çünkü onun evindedir de bunun için haramdır. Bu böyle değildir. Ki ve ahraceha minhu, hatta onu çıkarsın, izâ lem tekün fî hücurihi, kendi evinde olmazsa o hükümden çıksın da onun nikahı caiz olsun. Bu böyle değildir. Elâ tera, sen görmez misin ki ennehâ, o kadının kızı, levkânet esenne minhu, o adamdan daha yaşlı olursa. Evet, kendisinden ki اَنَّهَ عَلَيْهِ حَرَامٌ. O da haramdır. Ne gibi ki حُرْمَتِهَا لَوْكَانَتْ صَغِيرَةً. Sağır, küçük kız, kadının küçük kızı var, getirmiş. Nerede? فِي حُجُرِهِ. O adamın evinde onu terbiye ediyor. O haram olduğu gibi o kadının büyük kızı var. Hiç o babalığının evine gelmemiş, o da haram. Yalnız burada cumhur-i sahabenin rey-i fikri bu. Bir Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki eğer kendi evinde olmazsa o kızı alabilir. Ama anasıyla beraber bir nikahla cem etmemiş de anasını tatbik etmiş. Anasını tatbik ettikten sonra onun kızları da onun kızıdır. Alamaz. Hazreti Ali'ye göre eğer onun evine gelmemişse o kadının öteki kızı alabilir. Fakat cumhur-i sahabe diyorlar ki yok. Bu doğru değildir. Evinde olsun, olmasın, o kadının kızlarının hiçbirisini alamazlar. Ela tera, evet. Ve kâle azze ve celle ile, Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdu. Fissaydi, sayd hakkında, av. Ve men gatelehu minkum müteammiden, her kim bir avı kasten katlederse, haremde, harem hüdudunda av avlamak caiz değil. Fakat kasten bir adam bir av avlasa, فَجَزَاءٌ مِسْلُ مَا قَتَلْ. Ona ceza vardır. مِسْلُ مَا قَتَلْ. Katlettiği hayvanın misli vardır. Katlettiği hayvan büyüyse büyük hayvan ceza verecek. Küçük ise küçük. Orta ise orta. Neden? مِنَ النَّعَمِ. Naam'den yani yenilen hayvanlardan. Yani eğer himari vahşi öldürdü mesela. Himari vahşi av. Öldürdü o vakitte ne yapacak? Bir sığır boğazlayacak.
Yok, bir av keçisi öldürdü, bir koyun boğazlayacak. O hayvanın misli gibi bir hayvan boğazlayacak. Şimdi kasten öldürürse, bak burada da ayette diyor ki ve men katelev minküm müteammiden, kasten öldürürse, ya sehven öldürürse, hayvanı öldürmeyecekti, başka bir şey atıyordu, hayvana değdi. Ceza var mı yok mu? Var. Ayette kasten diyor, diyor müteammiden kelimesi zikredilir ama hüküm ona bağlı değildir. Hüküm ümumidir. Fe ecmaatil ulema, ulema icma ettiler. İlla men şezze minhum, illa onlardan şaz olanlar başka. Ki in enne katlehu iyyahu sahiyen. Bir adam avi sehven öldürürse kezalik böylecedir. Fî vücubil ceza. Cezanın vücubunda yine böylecedir. Şu halde müteammiden gıydı, gıydı ihtirazı olmadı. Ya buna ittifakı derler. Gıydı ittifakı ki başkasını sehveni çıkarma için değil. İttifakı Cenab-ı Hak böyle demiş. Yoksa sehven de öldürse gene ceza lazım gelir. فَلَمْ يَكُنْ زِكِّرُهُ مَا زَكَرْنَا مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَةِ. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu iki ayet-i kerimede zikretmiş olduğu birisinde hücründe terbiyesinde bulunması, ötekinde de hemden öldürmesi, bunlar olmadı. يُوْجِبُ خُسُوسَلْ حُكْمِ. Hükmün hususini, hususiyetini vacip kılar olmadığı hüküm ümumidir. Bir adam bir kadın alırsa, ona dahil olursa, zifak bulunursa, onun kızları ona haram olur. İster, ister kendi evinde olsun, ister olmasın, ister kendi terbiye etsin, ister etmesin. Avda bir adam bir avı öldürürse, ister kasten öldürsün, ister sehven öldürsün, cezası vardır. İşte burada da böyle, mescit meselesi de böyle. Ve kezalike eyda, işte bunun gibidir. Mareveyna, bizim rivayet eylediğimiz min zikrihi el mescide fi şi'ril menhi. Şiirde mescit kelimesinin zikri de bundandır. Öyle şiir ki el menhiye en rivayeti, onu rivayet etmezden Resulullah Efendimiz rivayet etmekten nehyelemiş. Siz bunu nehyelemeyiniz. Mescitte diyor, bu mescit kelimesi de böyledir. Leyse fihi delilun, onda delil yoktur. Hela hususiyeti mescidi, mescidin hususiyetine bizel. Mescid bu hükme mahsustur. Mescidin dışarısında caiz olur, yok. Mescitte de caiz değil, mescidin gayrisinde de caiz değil. Peygamber Efendimiz zem. Mescitte olursa caiz değil, mescidin haricinde olursa caizdir diyebilir mi? Yok. Kadın lefsi, kötü, ahlaka muhalif olan bir şiiri mescidin içinde okursa caiz değil, dışarısında okursa caiz. Böyle bir hüküm var mı? Yok. Ha mescidin içinde, ha dışında caiz değil. Ya mescit kelimesi niçin zikredilmiş? Ona gaydi ittifakı derler. Gaydi ihtirası değil. Ve kezalike ma nuhiye anhu min el-bey'i fil mescid. Mescitte alışveriş yapmadan nehyolunan da budur. Peygamber Efendimiz mescitte alışveriş yapmayın. Huvel bey'ullezi, o hangi bir alışveriştir? Şul bir alışveriştir ki ya'ummuhu, mescide am olur. Yani her tarafta mescidin getirmiş, alışveriş yapıyorlar. Ümumi. Herkes alışverişi mescitte yapıyor. İşte nehyettiği budur. اَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ كَسُّكُ. Yahut da galebe, ekserisi. Hepsi alışveriş yapmıyor mescitte fakat ekserisi yapıyor. Hatta çarşı gibi olmuş. Birisi orada defter satıyor, birisi beride kalem satıyor, birisi orada medes satıyor, birisi orada seccade satıyor. Bu işte caiz olmayan budur. Ümumi yahut da ekseri olursa. فَذَٰلِكَ مَكْرُهُمْ. Bu mekruhtur. فَأَمَّا مَا سِوَى ذَٰلِكَ فَلَا. Ama bunun başkası mekruh değildir. قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Biz Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik. مَا bir hadisi ki يَدُلُّ delalet eder. عَلَى اِبَاحَةِ الْعَمَلِ bir işin mübah olduğuna. اَلَّذ۪ي öyle iş ki لَيْسَ مِنَ الْقُرَبْ ibadet olmayan. İbadet olmayan, Allah'a yaklaştırıcı bir şey olmayan bir emeli mescitte yapmak mübahtır diye rivayet eyledi. Nerede yapılması? Fil mescidi, mescitte. Yani illa mescitlerin ibadetten başka bir şey yapılmaz, bu manaya değil. Bir şimdi delil getirecek. Delili de şu. Haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id el-Esbahaniyyü kâle haddesena Şureykün en Mensûrin en Rib'i ibn-i Hıraş
an Aliyyin radıyallahu anhu kâle semiyetu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Hazreti Ali diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Derdi ki ya maşere Kureyş, ey Kureyş cemaati, le yeb'asennallahu aleykum racülen. Cenab-ı Hak size bir adamı bahseder, gönderir ki imtihanallahu bihil iman. Cenab-ı Hak onunla imanı imtihan eder. Kim mümindir, kim değildir o vakitte belli olur. O adam vasıtasıyla mümin olanla olmayan belli olur. يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى الدِّينِ Sizin başlarınızı keser din üzerine. Din için sizin başlarınızı keser. Kureyş'e öyle bir adam Cenab-ı Hak gönderecek ki hakiki müminler o adamdan taraf olacak, olmayanların da başını kesecek. فَقَالَ اَبُوْ بَكِرْ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ اَنَهُوَ Ya Resulallah, Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, acaba o adam ben miyim? Ben mi bunların boyununu keseceğim? قَالَ لَا Resulullah Efendimiz dedi ki sen de gitsin. فَقَالَ اَمَا رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ اَنَهُوَ Ya Resulallah, ben mi olacağım o adam? قَالَ لَا sen de değilsin. وَلَاكِنَّهُ خَاسِفُ النَّعْلِ فِي الْمَسْجِدِ Lakin mescitte medes yapan adam. Mescitte medesini tamir ediyor. Medes yapıyor. İşte bu. O kim imiş? قَالَ Hazreti Ali dedi ki وَكَانَ قَدْ اُلْقِيَ İlâ Aliyyin radıyallahu anhu ve kâne kad elgâ ilâ Aliyyin radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz nalinini Hazreti Ali'ye vermişti ki yahsifuha, onu tamir ediyordu. Hazreti Ali mescitte oturmuş Peygamber Efendimiz'in nalinini, medesini yapıyordu. İşte hasfü nalu, yani şeyin iman üzerine Kureyş'in başını kesecek bu. Ve o da oldu. Hazreti Ali'nin işte Cemel Vakası, Sifrin Vakası mühendisinde oldu. Şimdi buradan ne çıktı? Hazreti Ali mescidin içinde Kur'an okumuyordu, namaz kılmıyordu. Ne yapıyordu? Medes tamir ediyordu. Medes tamir etmesi mescidin içinde caiz mi değil mi? İşte bak caiz ki yapıyordu. Caiz olmasa dışarıda yapardı. Peygamber Efendimiz içeride yapma, dışarıda yaptırdı. Halbuki farz etsek ki birçok adamlar mescidin içinde gelmişler. Biri oradan alın yapıyor, biri oradan alın yapıyor, biri burada. Böyle mescidi kaplamışlar. Caiz olur mu? Olmaz. Ümumi iş, senet yeri, iş yeri olursa olmaz. Ekseri olursa yine olmaz. Ama öyle bir adam, iki adam mescide galebe etmemek şartıyla bir iş yaparsa olur. اَفَلَا تَرَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sen görmez misin ki Peygamber Efendimiz لَمْ يَنْهَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Hazreti Ali nehiylemedi اَنْ خَسْفِ النَّعَلِي فِي الْمَسْجِدِ Mescitte nalını, medesini tamirden nehiylemedi. وَاَنَّ النَّاسَ لَوِ اِجْتَمَعُوا Nas toplansalar حَتَّى يَعُمُّ الْمَسْجِدِ Hatta mescitte ümumu olsa يَخْسِفُنْ بِخَسْفِنْ نِعَالِ Herkes oturmuş mescitte medes yapıyor, nalın yapıyor, böyle olursa كَانَ ذَٰلِكَ مَكْرُهُ Bu mekruh olur, caiz olmaz. فَلَمَّا كَانَ مَا لَا يَعُمُّ الْمَسْجِدَ مِنْ هَذَا غَيْرَ مَكْرُهُ O ki işlerden ümumi olmaz da az olur da mescitte yapılması غَيْرِ مَكْرُهُ olursa, mübah olursa وَمَا يَعُمُّهُ مِنْهُ اَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ مَكْرُهًا Fakat ümumi veyahut ekseriyet olursa, bu mekruh olursa كَانَ ذَٰلِكْ فِي الْبَيْعِ وَاِنْشَادِ الشَّعْرِ وَالتَّحَلُّكُ ف۪يهِ Öyleyse alışverişte de, şiir inşaatında da وَالتَّعَلُّكُ ف۪ي قَبْلَ السَّلَاةِ Namazdan evvel halka halka oturup konuşmak da bu da مِمَّا عَمَّهُ مِنْ ذَٰلِكِ Eğer ümumi olursa, herkes böyle yaparsa, mescidi kablarlarsa fe'u mekruhud. O mekruhtur. وَمَا لَمْ يَعُمَّهُ مِنْهُ Yok, ümumi olmaz da ekelliyette az bir miktar olursa وَلَمْ يَعْلِبْ عَلَيْهِ مَسْجِدَ Mescitte ekseriyet olmazsa, galebe olmazsa فَلَيْسَ بِمَكْرُوهِنْ Mekruh değildir. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ İşte bu mesele de burada bitmiş oldu. Demek ki bir mescitte ahlaka dair bir şiir inşa edildi, o caiz. İşe gelince, alışverişe gelince ümumi değil de bir adam bir şey almış, satmış ama eşyayı oraya getirmemek şartıyla, mal dışarıda olmak şartıyla birisi satmış, birisi de almış, o da caiz. Ama böyle ümumi olursa caiz değil. Herkes onunla meşgul olursa. Sonra oturmuş bir iki kişi mescitte bir yerde konuşuyorlar.
caiz. Ama ümumi olursa orada bir helak, orada bir helak, orada yani mescidi mescid iken çıkarmışlar, bu caiz değil.